Herkese merhaba. Biz Akmar'a geldik. Diyeceksiniz Akmar'da ne işiniz var? Salıncak aldık. Evde gösteririm, evde anlatırım. Şimdi ama değmiyor. Ama şimdi Akmar'ın buraya gelmişken çarşısını bir gezelim dedik. Çarşı bugün açılmış pazar olmasına rağmen. Evet, bayağı uzun bir yol geldik. Melis. Afiyet olsun. Ay neydi? Duracak. Neyse. Melis ekmeğini yiyor. Buradan mı çıkıyor? Arabayı kilitledin mi aşkım? Kilitledim, kilitledim. Kart aldın mı? Kart güzel. Cüzdan? Yani bence de. Bir kontrol et. Güzel mi kızım? Memem. Auto. Kocaman auto. Dağ auto. Ya auto şey. Yanaklar kıpkırmızı olmuş. Evet. Sürüyor mu? Hiç var mı orada? Aa, orada var galiba. Bilmiyorum ki. Yazar. Culture plan. Ha, varmış burada. Çok soğuk değil mi anne? Melis basacak ama. Sen basıyorsun şimdi. Altman çarşısı. Çok küçük. Nasıl yiyeceğiz? Sarı. Niye bu kadar küçük yapıyorlar ki? Kurbanın göbeği sanan biliyor musun? Sağır. Sıfır mı, eksi bir mi? Biz şu an eksi birdeyiz. Eksi ikideyiz. Eksi ikideyiz, pardon. Bence eksi bire çıkacaktık ama Stalin diyor orasındaki. Aşkım. Bu ne? Tiyatronun niye ayrı şeyi var? Ding. Görürüz şimdi. Ding 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 ding. Ya doğru. Yapma, yapma. Bir tane daha ekmek var Amelis. Büyük bir kilise. Hı. Ve o taraf. Ağaç. Oh, this god. Acayip soğuk. Zaten yollarda hep buz olmuş. Şeye tuz dökmüşler. Otobanlara falan. Zaten saat geç oldu. Biraz sonra mağazalar kapanacak. Az bir böyle bir tur atalım dedik buraya gelmişken. Hava almak için. Yerde bir şeyler yiyelim, hava alalım. Sonra geri döneceğiz. Zaten çok kalmayacağız, gezmeyeceğiz de. Burası mı ki? Bilmiyoruz da. Düz mi gidiyoruz? Efendim bir tanem. Ya baba sürüyor arabayı. Ya. Eve gidiyoruz yine. Bu kadardı. Ne yaptık? Dışarı çıktık. Heyma'ya girdik. Oturduk işte, kahve falan içtik. Ben çikolata içtim. Melis su içti. O kadar yani. Şimdi yine eve gidiyoruz. Zaten akşam oldu. Bir şey de yapmadık. Melis. Ama yani gördüğüm kadarıyla güzeldi burası değil mi? Aa, idare ederdi. Evet yani güzel. Tabii ki böyle 2 saniyede ne anlayacaksın da hani gördüğüm kadarıyla. Güzel Akmar. Beşiktaş maçının birazını kaçıracak. İlk 10-15 dakikası gidiyorlar. Sinir oldum. Bunu evdeyken ayarlayabiliyorsun galiba İlhan. Çekebiliyorsun. Hani de ben canlı izlemediğim zaman çektiğim şeyi izlemedim. İlk şeyini. Allah Allah. İlhan canlı izleyecek. Canlı izleyemezse izlemek istemiyor. O zaman ya izlerim de. Farklı oluyor diyorsun. Farklı oluyor. Bam bam. Hay. Hay bam bam. Evet bam bam tanenin yanına getirildi. Thank you well. Thank you well. Thank you well.
Ben ne zaman anlattım hatırlamıyorum ama bayağı uzun bir süre önce bir tane sallanan, ne diyorlar buna, salıncak, titreşimli beşik, sallanacak, bebek salıncağı almak istiyordum. Beşik yerine bulamıyorum. Melis'te böyle bir şey hiç kullanmadım. Bunun çok böyle basiti vardı. Böyle pilli, böyle öne arkaya giden çok basit bir şeydi. Melis çok sevmedi onu. Ve o zaten doğuştan kullanabilecek bir şey de değildi. Onu büyük bebekler için kullanıyordun. Kaç, 3-4 aydan itibaren mi? Büyük bebekler içindi. Zaten yeni doğduğunda bir kere içine oturtmayı denedik ve içinde kayboldu. O iki büküm kaldı çünkü ona göre değildi yani. Çok dik. O yüzden onu pek kullanmadım. Zaten kullandığımda da Melis illa yanıma gelecek şimdi. Tamam gel. Melis'i pek hoşuna gitmedi. O yüzden Melis'i böyle bir şey hiç kullanmadım. Oturdun mu? Aferin. Anneciğim. Ya annenin yanına oturdun. Baba. Baba bak. Babası annenin yanına oturdu. Hış. Yerim seni ben. Bu sefer kullanmak istedim işte nasıl bir şey. Belki hiç hoşuma gitmeyecek. Belki Mert'in hiç hoşuna gitmeyecek. Bilemiyorum. O yüzden bu bir deneme. Ve deneme olduğu için de yenisini almak istemedim. Bu salıncağın ismi Graco Sweet Peas. Ya da Graco Sweet Peas. Nasıl söylendiğini bilmiyorum tam olarak. Graco Sweet Peas çikomoz tul olarak geçiyor. Burada bebek mağazalarında satıyorlar. Yeni fiyatı 225 Euro'dan 350 Euro arası gidip geliyor. O Türk parasında ne yapıyor? 6-700 TL mi yapıyor? 6-700 TL yapıyor. O çok fazla. Yeni modelleri 600 TL yapıyor. Yeni modelleri işte 900 TL'ye kadar var yeni modelleri. Şimdi yani işe yarayacak mı? Bebek sevecek mi? Sevmeyecek mi? Hani bilmediğim için de şimdi o kadar parayı vermek istemedim açıkçası. O yüzden ikinci el bir site var. Oradan baktım. Ve bir tane buldum. Aldığım kadın da bunu sadece 3 ay kullanmış. Ondan sonra başka bir şey almış. Fisher Price'ın şöyle şöyle daha hızlı gideni, daha hızlı gideni almış. Çünkü benim kızıma bu çok yavaş geliyordu dedi. Benim kızımın hoşuna gitmedi dedi. O yüzden Fisher Price'ın... Ne? Oturdun mu yanıma? Aşkım benim. Baba. Fisher Price'den almış bir tane. Onu da gördüm. O da aslında çok güzele benziyordu. Ama o da işte yeni doğmuş bebekler için uygun değil. O da işte 3-4 aylıktan itibaren kullanabileceğin bir salıncak. Ama bu doğuştan kullanılabiliyor. O yüzden bunu çok beğendim ve denemek istedim işte. İkinci elden aldık. Tutuyorum. Anne. Evet. Yeah. Oy oy oy, bir tanem benim diyor, sen bassın. İyi umurum ben senin için. Ne anlatıyordum? Ben böyle işte sürekli ne anlattım unutuyorum. Ya size sandalyeyi göstereyim. Bunun kılıfı tamamen çıkıyor. Ben şimdi kılıfını çıkaracağım. Güzelce yıkacağım. Kurutacağım. Sonra tekrar yerine takacağım. Bu işte küçük bebekler olsun diye ekstra başı için. Burada bir aynası var. Tabii ki yeni doğmuş bebek için pek bir şey yaramaz ama. Nasıl? Melis güzel mi? Şu şöyle kapanıyor. Ne oldu? Ne oldu? This is from Mert. Güzel mi? Hı? Bu da çıkıyor oyuncağı. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Bunu da işte büyüdüğünde çıkartabiliyorsunuz. Bunu bayağı uzun, bir yaşına kadar galiba kullanabiliyorsunuz diye yazıyor. Şuradan da böyle alabiliyorsunuz. Bunu kaldırabiliyorsunuz. Şeyi var işte. Bu kılıfı, bunu, hepsini ben güzelce yıkacağım. Zaten tertemiz kullanmış kadın. Yani gerçekten... Bilmiyorum kameradan nasıl görünecek ama tertemiz duruyor gerçekten de. Yani o kadar çok kullanılmadığı zaten görünüşünden belli.
Açalım mı Melis? Bak. Senin yapacağın işi ya. Uy. İlhan maç izlediği için ara sırada bağırırsa haberiniz olsun. Açalım mı? Şuradan galiba. Ya da yok şuradan. 6 tane hızı var diyor. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6. Buradan açıp kapatıyorsun. Müzikleri var. Sesini açıp kapatabiliyorsun. Bir de isterseniz MP3 connection varmış. MP3'ünüzü takabiliyorsunuz buraya. Kendi müziğinizi. Bakalım en hızlısına yapalım şöyle. 5. 5'te nasıl gidiyor bakalım. Bak bir de sesler var. Rahimdeki sesleri çıkartıyormuş anlatabildiysem. Normal müzikleri de var. Hani klasik müzikleri de var. Ama bir de annenin karnındaki duyduğu sesleri de çekmişler. O da var yani. Beğenmedin mi? Bu 5. Şimdi en hızlısına bastım. 6. Şu müziği kapatalım. Bence bayağı iyi sallanıyor yine. Bayağı hızlı. Böyle de koyuluyor. Böyle de öne arkaya sallanıyor. Ali ve Kontarovic. Ali Çandalı. Ama bence sağdan sola sallanması daha iyi. Değil mi? Böyle daha iyi. Bilmem. Bakarız Mert hangisini severse. Öne arkaya mı sağa sola mı? Güzel ama. Değil mi bebek? Böyle yapıyor bir de. Olmuyor mu? Herkese iyi geceler. Tuğba erken yattı bugün. Melis ile beraber biraz rahatsızdı. Ben de hasta oluyorum. Bu sabah kalkma kendim çok kötü hissediyorum. Birkaç tane ağrı kesici içtim. Biraz daha iyiyim şimdi ama büyük ihtimalle bugünkü başlangıcıyla İnşallah daha kötü olmaz yine de. Neyse, bugünlük bu kadar. Herkese iyi geceler. Yarın görüşmek üzere.